Evet Nigar Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nigar Hanım, şu Ölemez'in hikayesi, soy isim Ölemez değil mi sizin? Evet, soy isim Ölemez'in Ölemez. Hikayesini anlatır mısın? Ölemez, burada Ölemez Dağı var. Atalarımız da Ölemez Dağı'nın eteklerinde hayvancılıkla uğraşıyorlarmış. Soy ismi kanunu çıktığında soy ismimizi oradan almışız. Ölemez Dağı'nın en önemli gelir kaynaklarının bir tanesi çam balıdır. Ve Ölemez Dağı'nın kendine özel alt notu dediğimiz ölmez çiçeğimiz vardı. Bak bu çiçekler. Evet. Şimdi göstereyim. Kantron değil mi o? Hayır. Ölmez çiçeği. Kuru sarı ile aynı renkte kalır. İşte Ölemez Dağı yaşayan... Biraz daha şöyle kendine doğru getirir misin? Evet canım. Tereotu. Evet. Yani orada yaşayanlar ölmez derler ya, işte bu çiçekler gibi. Yaşlansalar da yaşlanmadan genç ölürler. Ya şu Ölemez şeyini, hikayesini biraz daha açar mısın? Yani oranın havası çok güzel. Havası güzel. Şifalı suyumuz var orada. Sultane Kaplıcaları oradan mı geliyor? Sultane Kaplıcaları. Evet. Şimdi belediyemiz bir tanesini işletiyor ama işletilmeyen daha doğal var. Kaplıcalarımız da var. Evet. Oradaki su da tabii ki şifa çok yüksek mineralleri açısından. Ağrılarımız, hatta ikinci kaplıcada, kokar kaplıca dediğimiz yerde miyop, göz rahatsızlığı olanlar 1-2 saat içerisinde şifa bulup gidiyorlar. O derecede etkili. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Krem mi yapıyorsunuz? Biraz Ölemez. Onlardan bahseder misiniz? Evet. Ölemez Dağı'nın eteklerinde sığla ağaçları yetişir. Sığla ağaçları da çok şifalı bir... Evet. Reçine üretir. İşte onlardan bal mumlarıyla birleştirip cilt bakım kremleri yapıyoruz. Cilt hastalıkları için, evet. Kırışıklar için, kaz ayakları için. Aynı zamanda Ölemez Dağı'nın eteklerinde yine kantaron otumuz yetişiyor. O da çok şifalı bir bitki. Ondan da yine bal mumuyla cilt bakım kremleri yapıyoruz. Evet. Damla propolislerimiz var. Evet. Arı ürünlerimizden. Arı sütü kremalarımız var. Sığla sakızı var mı? Sığla sakızı. Var ama onu ben üretmediğim için bende yok. Onu nereden bulabiliriz? Aktarlarda bulunuyor. Ya onlar aynı sığla ağacından olmuyor mu yani o da? Evet evet. Siz üretmiyor. O ayrı bir üretim tekniği mi var onda da? Kesinlikle. Anladım. Ya onu çok soruyorlardı bu ara. Anladım sana. Çünkü bakteri kapmamızı engelliyor ağzımızdan, eğer o sakızı çiğnersek diş çürüklerimize fayda ediyor. Bir daha anlat, söyler misin dersin? O sakızı tüketirsek bakteri kapmamızı engelliyor. Aynen propolis gibi. Mesela propolis de aslında ağaçların özündeki reçinedir. Evet. Arı enzimini koyarak reçinenin faydasını, vücuda faydasını 2-3'e katlıyor. Bunun içerisindeki en önemli etken madde arının enzimidir. Şifayı biraz daha çoğaltır. O tekniklerde biraz daha tanıtır mısın rica etsem ya? Siz ailecek genetik olarak arı işletmecisiniz. Evet. Bir de ailecek genetik olarak güzellik var sizde. Yok, kızınız ve siz, eşiniz falan hepiniz böyle. Çok Ölemez'e güzel bir... ait olabilir. Evet. Oradaki şifalı ürünlere ait olabilir. Evet. Aynı zamanda zeytinyağımız da kendimize ait. Bu da Ölemez Dağı'nda ürettiğimiz ağaçlarımız orada. Zeytinyağının fiyatı ne kadar şu anda, bir litresi? 70 TL. 70 TL. İyi, uygun fiyat, çok uygun. Yani. Evet. Şuradan birazcık daha ürettiklerini anlatabilir misin Cahit'ten? Bunları siz kendiniz mi üretiyorsunuz? Evet, hepsini kendim üretiyorum. Mesela defne bahçem var. Ha, o çok güzel. Bak, onu ben... 1000 tane defne ağacım var. Devlet destekli şu anda. Ürettim. Of. Defne yağımı kendim üretiyorum. Size oraya gelip oralara çekmek istiyorum ben. Bekleriz, buyurun gelin. Evet, devam edelim. Benim aslında şu an... Size defnenin... en çok böyle çok sevdiğin... Evet. Şey, defnenin hepimiz faydalarını biliyoruzdur. Defne bağışıklık sistemini güçlendirir. Evet. Bakterileri öldürür. Bu defne mi şu anda? Evet. Defne yaprağı bu. Defne çiçeği. Evet. Aa, ilk defa. Çiçek ya tamam. Ne güzel yap. Dur bir şey söyleyeceğim. Onu biraz daha kendine doğru getirir misin? Şunu. Şu şöyle. Dur. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 6 yıl önce Doğaya Dönüş adlı bir proje geliştirdim. Tarım ve Orman Bakanlığı bu projeyi kabul etti.
Narince bahçemi söküp yerine defne diktim. Neden defne diktim? Benim bahçem narince olmadan önce defne dikmiş. Evet. Onu doğaya geri vermek istedim. Ve ütülü bitkiler olarak da hem kozmetikte hem ilaç sanayide defnenin yeri çok büyük olduğu için bu şekilde başladım ve devam ediyorum şu anda. Şu anda kaç tane defne ağacınız var? 1200 tane defne 1200 ağacım var. 1200 tane. Evet. İhracat yapıyorsunuz. Evet. Ben onları gelip çekmek istiyorum orada. Memnuniyetle. Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir? 0536-232-6473 telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şöyle çok teşekkür ederim şimdilik. Gelelim sizin yerinizde çekelim. Hem de uzun uzun bunu anlattın bize. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun. Sordum. Düşündüm, geri döndüğümde oranın defne aslında ormandan alındığında defnelik olduğunu öğrendim. Evet sevgili dostlar, Köyceğiz pazarındayız. Perşembe günü. Perşembe günü kadın üretici pazarı. Dilimi eşek arın soksun diyeceğim, kendi dilim. Kadın üretici pazarı. Burada şimdi burayı tanıtmaya devam ediyoruz. Normalde bayağıdır video çekmiyorum ama bugün burayı çok beğendim. Enerjisi de çok güzel. Kadınların her zaman yardıma ihtiyacı var, reklama ihtiyacı var. Onun için ben de karınca kararınca kadınlara destek olmak istedim. Devam ediyoruz.